İstanbul Sultan Gazi'de yaşayan diri çifti dolandırıldı. Hem de özoğulları tarafından. Anne babasından noter onaylı vekaletname alan evlat 5 katlı aile apartmanını müteahhite sattı. Biz bunu hak etmedik. Oğlum bizi çok mağdur duruma düşürdü. Hiç aklıma gelmezdi. Haydar ve Kadriye Diri'nin akıllarına gelmeyen başlarına geldi. Yaşlı çift dolandırıldı. Hem de özoğulları tarafından. Hiç ummazdım ben bundan. Beni cephe kaplaması yapacağım diye beni böyle kandırdı. Kadriye ve Haydar Diri'nin oğulları Engin Diri eve dış cephe kaplaması yapacağını söyleyip babasından noter onaylı vekalet aldı ve evi bir başkasına sattı. Oradan aldığı 300 bin lirayla da kayıplara karıştı. Aile oğullarının onları dolandırdığını evin yeni sahibi kapıya dayanınca öğrendi. Gidecek başka yeriniz var mı? Yok. Ben ona ne bir faiz parası ne bir haram yedirmedim. Hepsi bu evinde onun yediğiydi böyle. Alın teri. Haydar Diri 73, eşi Kadriye Diri ise 63 yaşında. Yaşlı çift yıllarca çalıştı. Biriktirdikleri paralarla İstanbul Sultan Gazi'deki 5 katlı bu apartmanı satın aldı. Ancak şimdi ikisi de kendi evlerinde misafir. Hanımla ikimiz sırtımıza kum çektik, çakıl çektik. Bu evi yaptınız. Evet, bu evi böyle yaptık biz. Sokakta lahmacun sattık, domates sattık. Ben kazak ördüm, siyah beyaz televizyonun şeyle ışığıyla kazaklar ördüm yavrum. Kolay olur mu? Hiçbir şeyim yoktu evlendim. Hiçbir şeyimiz yoktu. Diri çiftinin gözleri yaşlı. Günlerdir ne uyuyabiliyor ne de yemek yiyebiliyorlar. Duvarlar üstüme geliyor. Evimde ne bir şey gezebiliyorum, ne bir aydır, iki aydır, ne bir temizlik yapabiliyorum, ne bir şey, ne yemem, ne içmem, yok bir şey. Normalde Sultan Gazi'de böyle 5 katlı apartmanlar 1 milyon liradan satılıyor. Ancak Engin Diri evi elinden kolay çıkartmak için değerinin çok altında 300 bin liradan sattı ve şu anda nerede olduğu da bilinmiyor. Oğlunuzu aradınız mı? Arıyorum, cevap vermiyor. Biz bunu hak etmedik. Allah'a havale ediyorum. 5 katlı apartmanı alan müteahhit burayı yıkıp yerine yeni bir ev yapmayı planlıyor. Aileye verilen, evi boşaltması için verilen sürede şu anda doldu. Ancak onların gidecek yeri yok. Şimdi kara kara ne yapacaklarını düşünüyorlar. Kazak ördüm, merdiven sildim. Artık aklına gelmeyen işleri yaptım. Burayı yaptık. Şimdi mağdur olan ben oldum. Yaşlı çifti üzen sadece evsiz kalmak değil, özoğulları tarafından dolandırılmak. En çok dolandırılmam üzüyor evladım tarafından. Özoğlum yavrum 3 yaşına kadar emdirdim. Ok meydanında oturdum, su bile yoktu, elektrik yoktu. Sokaklardan su topladım onu ben. Bezini yıkadım, böyle değiliz o zaman. Gidecek başka yeriniz var mı? Yok. Rize'nin Pazar ilçesinde sokakta yürüyen adamın başına tuğla düştü. O anlarda güvenlik kamerası kayıttaydı. Sokakta yürüyen adamın başına tuğla düştü. Rize'nin Pazar ilçesinde yaşandı olay. Apartmanın çatı katından düşen tuğla kaldırımda yürüyen Harun Kantar'ın başına isabet etti. O anlarda güvenlik kamerası kayıttaydı. Başından yaralanan Kantar hastaneye kaldırıldı. Tuğlanın düşmesine çatıda yuva yapan martıların neden olduğu iddia edildi. Amerika'da şüpheli polis kovalamacası aksiyon filmlerini aratmayan bir kazayla bitti. Zanlının kullandığı kamyonet rampada havalandıktan sonra metrelerce uçup bir yere çakıldı. Amerika'nın Louisiana eyaletindeki şüpheli polis kovalamacası bu kazayla son buldu. 18 yaşındaki zanlı çalıntı kamyonette peşindeki polislerden kaçmaya çalıştı. Polisler bir noktada yolu kesti. Şüphelinin durmaya niyeti yoktu. Gaza basıp devam etti. Karşısına çıkan rampaya çarptı. Kamyonet rampada yükseldi. Havaya savruldu. Metrelerce uçtuktan sonra park halindeki araçların arasına çakıldı. Kaza sonucu yakayı ele veren şüpheli gözaltına alındı. İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı çıkışında bir otobüs alev alev yandı. Üstelik otobüs yolcu doluydu. Alev
Alevler akşam saatlerinde İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı çıkışındaki bir otobüsten yükseldi. Otobüs şoförü önce yolcuları tahliye etti. Ardından yangına müdahale etmeye çalıştı ama başarılı olamadı. Otobüs kısa sürede alev topuna döndü.